Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Yeter, Türk bayrağına saldıran Yunanlı vekile tokat gibi bir cevap verdi. Yeter, Yunan bayrağına saygı göstererek cebine koydu. Yunan milletinin namusu olan bu bayrağı saygıyla selamlayıp bize yakışanı yapıyoruz. Yunan milletvekili Lounis Lagos'un Türk bayrağına yaptığı çirkin saldırı büyük tepki çekti. Türkiye Yunanlı vekile sert tepki gösterirken en anlamlı tepki de Gaziantep'ten geldi. Yunan milletinin namusu olan bu bayrağı saygıyla selamlayıp bize yakışanı yapıyoruz. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Yeter, vakıf binasında büyük bir bayrak açarak basın açıklaması yaptı. Irkçılık düşünceyle, Nazi kafasıyla Avrupa Parlamentosu'nda bayrağımızı yırtıp atan şahsiyete buradan seslenmek istiyoruz. Atalarımızın Kurtuluş Savaşı'nda atalarını denize döktüğümüzde İzmir Hükümet Konağı'nda Yunan bayrağı indirilip konağın kapısında yer açıldı. Başkomutanımız Atatürk konağa girerken kapıda yerdeki açılan Yunan bayrağını görünce kaldırın bu bayrağı yerden. Bayrak bir milletin namusudur diyerek Yunan milletine saygıdan bayrağı tepelemeden yerden kaldırıp öylece konağa girmiştir. Buradan anlaşılacağı gibi bayrak bir ulusun namusudur. Hele hele bizim için, yüce Türk milleti için bayrak anadır. Bayrak yardır. Bayrak evlattır. Bayrak vatandır. Bizim en kutsalımızdır. Atamızdan aldığımız ders bayraklar milletin namusudur. Bu nedenle biz Yunan milletinin bayrağını saygıyla selamlarken Nazi kafasıyla ırkçı milletvekilini nefretle kınıyoruz. Zemin kan kırmızı, ay yıldızı ak, o mübarek bayrak işte bu bayrak. Açıklamanın ardından Yunan bayrağını eline alan Yeter, bayrağa saygı göstererek cebine koydu. Bayrağın bir halkın namusu olduğunu ifade eden Mehmet Yeter, Türk halkının oyunlara gelmeyeceğini söyledi. Atalarımızdan aldığımız dersi biz yine Yunan milletinin namusu olan bu bayrağı saygıyla selamlayıp bize yakışanı yapıyoruz.